Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kasa toplama yemeğimize devam ediyoruz. İlk önce arkadaşlar tabii ki de ekran kartı olarak seçeceğimiz şey önceki bölümdeki gibi Asus MSI'nin Asus çok özür dilerim. MSI'nin Vega RAID 242 GB ve evet 2 GB 64 bit ekran kartı alacağım. Bu ki orta seviye ya da giriş seviye oyuncu ekran kartı. Şöyle böyle bir şeyle gelecek ki bu zamanlarda indirimde olduğunu görüyorum. Şöyle göstereyim size. Hani ben biraz kendimi şöyle şuraya alayım. Şalalayabiliyorum. Hani gelebiliyor muyum? Yok baba, videoda gelemiyorum. Evet kanka, videoda gelemediğim için çok üzüldüm. Çünkü burada şey olduğu için kendimi görebiliyorum. Burada kapatamıyorum bunu. Şimdi işlemci olarak da AMD Ryzen 3 Vega, galiba Vega olması lazım, 65 voltluk işlemcisini size göstereceğim. Size böyle bir şey gelecektir, bir de böyle bir şey gelecektir. Gerçekten fiyat performans. İkisi de arkadaşlar size göstereyim, mesela fiyat performans bir ister. Fiyat performans zaten sizlere şunu uğraşıyoruz. Ama daha yükseklerini bulabiliriz. Daha yükseklerini bulabiliriz. Daha eksiklerinde daha güzelleri olacak. Şu ilk zaman olayım. Şurada. Şurada burada bir yerlere çıkacak. Gidin öyle. Daha yüksekleri çıkalım mı? Daha çok fiyat performans çıkalım. Mesela 5000'den 6000'den. Onlar. Evet. Bu da fiyat performans bir ekran. Anakartı çok özür dilerim. Çok güzel bir anakart. GB'ın. Bu aralar indirimde de olduğunu görüyorum. Eğer alırsanız size daha fiyat performans, yani arkadaşlar size bu video fiyat performans için, yani düşük bütçeli kardeşlerimiz için oluşturan bir şey. Ve gördüğünüz gibi tutan da 1869 TL, yani 1900 TL. Ya oyunların kasabilir mi, kasmaz mı onu bilmiyorum. Dediğim gibi onu bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, buraya çift kanallı RAM yaparsanız performansınız bir tık daha yükselir. Yani bilmiyorum artık. Kasar mı kasmaz mı onu bilmem. Yani kasmaz çok büyük bir ihtimalle. Kasarsa da yapacağınız şey bir tane, yani bu çift kanallı arkadaşlar RAM. Tek kanallı RAM, çok özür diliyorum. Çift kanallı RAM yaparsınız. Yani 8 GB alırsınız, 16 GB RAM alırsınız. Bu şimdilik planınız iyi değil. O yüzden özellik plan yaptınız. Böyle bir şey geliyor. Yükselttiğiniz sonradan da alabilirsiniz. Eğer size bunu gösterirken çift kanalı yapabilirsiniz. Çift kanalı yapsanız bilenmiş bir söyleyeyim. Kaç lira da? Ama bunun yüzünden göremiyorum anasını ya. $200 galiba. Bir 200 lira da eklersek şu şeye. 2069 TL diyor. Evet, burada da 500 GB'lık bir güzel bir şey var. Burada da bunlara karışmamış herhalde. Bunu alacağımı düşünüyorum. İşte bunu alacağım. Şöyle göstereyim. 500 GB eğer bir tık tavanız olursa 1 TB alabilirsiniz. Evet, kas olarak kesinlikle bunu öneriyorum. Kesinlikle verirsin kasını öneriyorum. Bunun 200 lira, 205 lira gibi bir fiyatı vardı. En son bunu eklemişiz, evet 204 TL'ydi. Eğer bir tık daha planınız varsa arkadaşlar, kesinlikle bir SSD alın. Size 240 GB'lık şimdilik yeter diye düşünüyorum. Eğer etmezse sonradan tekrar alırsınız. Şimdi girelim. Göstereyim. Bakalım, evet bunu alın. Başka bu, bu 120 GB, çok özür dilerim. Evet, bunu alırsanız size şimdilik yeter. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmeyseniz beğenme butonuna atlatmayı unutmayın. Şu bakın, şu iyi butonlarından da oylayın şunları, oylayın. Çekiliş yapalım mı, yapmayalım mı? Yani çekiliş yapalım mı, çekiliş yapalım derseniz butonlarından. Eğer yapın derseniz sizi sevindirecek bir şekilde yaparız inşallah. Hani diye bakın. Şuuu.